Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte 9. ünitemize geçiyoruz. Science ünitesi. Science, bilim, fen anlamına geliyor. Hemen başlatalım. Bilim, fen anlamına geliyor dedik. Öncelikle kelimelerle başlayalım tekrardan. Biliyorsun artık 8. ünitenin videosunu izlediysen 9'u da artık biliyorsun demektir. Ne yapıyoruz? Ben seslendirdiğimde benden sonra sen tekrar ediyorsun. Anlamını söylediğimde de yanına not ediyorsun. Çalışma sistemimiz bu şekilde. Şimdi test tube. Test tube. Tüp biliyorsunuz, test tüpleri. Sel. Sel, hücre demek. Sel. Daha sonra teleskop. Teleskop. Biz Türkçesini de aynı kullanıyoruz. DNA. DNA. Light bulb. Light bulb. Aircraft. Şimdi bu kelimeyi uçak falan zannetmeyin. Aircraft, havada uçabilen her türlü şey deniyor. Alete deniyor. Uçan tüm aletlere aircraft diyor. Conduct an experiment. Şimdi conduct yürütmek demek. Experiment deney. Bir deney yürütmek. Deney yapmak. Deneyi yürütmek. Phonograph. Universe. Universe evren. Universe. Award. Ödül. Bu bize çok lazım olacak. Çünkü soru çözerken göreceksiniz ki soru bankasında da pek çok bu ünitede mucitlerin hayatlarından kesitler verilip onunla ilgili size sorular soruluyor. Dolayısıyla bu önemli bir kelime. Vaccine, aşı. Vaccine. Compass. Compass. Pusula. Lab. Laboratuvar, görüyorsunuz. Bunun uzunu var. Laboratory. O da çıkabilir karşınıza. Genelde lab kullanılıyor. Astronaut. Scientist. Scientist, bilim insanı. Bilim adamı değil. Dikkatinizi çekiyorum. Bilim insanı. Steam engine. Buhar makinesi. Steam engine. Explosion. Patlama, explosion. Şimdi iki kelime var. Bu iki kelimenin birbirlerine benzer kelimeleri de var. Hani biri isim hali, biri fiil hali gibi. Bunları karıştırmamak için çalışalım. Discover, keşfetmek demek. Bir şeyi keşfediyorsun, tamam mı? Discover. Mesela yeni yerler keşfetmek, discover. Ama discovery, senin yaptığın bu keşif. Mesela Amerika'yı keşfetmek, discover. Amerika'nın keşfi, discovery. Ve Amerika'yı keşfedene de, yani kaşifine de discoverer diyorum. Discover, discovery, discoverer. Bu üç kelimeyi asla karıştırmıyorsunuz. Buna benzer bir de invent var. Invent, invention, inventor. Invent, icat etmek. Yaptığın icat, mesela telefonun icadı. Invention, icat edilen şey. Burada isim, yani telefonu icat etmek. Burada benim invention'ım ne? Telefon. Peki inventor'ım da mucidim, yani telefonu bulan insan. Şimdi burada iki tane gramer konumuz var. Present continuous tense, simple past tense. Önce present continuous'tan başlayalım. Present continuous tense şimdiki zaman demek. Bir iş eğer şu anda yapılıyorsa present continuous tense kullanacaksın. Bu birinci kullanımı. Bir işi şu anda yapıyorsak present continuous tense. İki de önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olaylardan bahsederken de present continuous tense kullanıyoruz. Şimdi bunun örneğine bakmadan Türkçe düşünelim arkadaşlar. Mesela ben arıyorum arkadaşım, diyorum ki mesela arıyorum Ezgi, biz haftaya kızlarla konsere gidiyoruz. Gelir misin? Gelmek ister misin? Ne dedim? Konsere gidiyoruz. Aslında benim burada ne kullanmam gerekiyordu? Gideceğiz. Ama biz Türkçe'de de gördüğünüz gibi önceden bir şeyi planladığımızda ve yakın gelecekte bu gerçekleşecekse gidiyoruz anlamında kullanıyoruz. Aynı şey İngilizce'de var. Biz haftaya bir toplantıya gidiyoruz. We have a meeting
next Monday. Buradaki anlam bu yani. Nasıl diyeceğim bunu? We are going to a concert next week. Tamam mı? Bu we have a meeting tabii ki bir present continuous tense cümlesi değil. Ben burada sadece anlamını vermeye çalıştım. Aslında önümüzdeki pazartesi bir toplantı olduğunu. Bu önceden planlanmış bir toplantı. Anlam bu. Ama ben bunu nasıl söyleyeceğim mesela? We are going to have a meeting diyebiliriz. Bu sefer future tense kullanırım. Konsere gideceğiz. Bunu lütfen not edin. Konsere gideceğiz cümlesini not edin. Çünkü siz gençlerin en çok kullandığı işte ya haftaya şunu yapıyoruz gelir misin tarzı. We are going to a concert next week. Sonra he isn't working next week. Önümüzdeki hafta o çalışmıyor. He isn't working next week. Burada anlam neymiş demek ki? Your. Present continuous tense'in bize kattığı anlam your. Sonra olumlu olumsuz soru olarak her formunda ing takısı geliyor. Olumlu olumsuz soru fark etmiyor. Her formda ing takısı geliyor. Burada önemli olan cümle yapısını bilmek. Cümle yapımızda özneden sonra am is are ve fiile ing takısı var. Ama am is are hangi öznelere geliyordu? Bunu bir hatırlayalım. Mutlaka biliyorsundur. I am alıyordu. You are, we are, they are. He is, she is, it is. Bunlar da is alıyordu. Şimdi olumlu cümleye bakalım. Present continuous tense'de. I am walking. Bak, I am aldı. Walk, yürümek. Fiili ing ekledim. I am walking. I am sleeping. Ben uyuyorum. She is crying. Cry, ağlamak. She is aldı. Çok kolay yaparsınız. She is crying. He is swimming. It is barking. Burada bark, havlamak. Bunu bilmeyebilirsiniz. Bark, havlamak. It is barking. O havlıyor. Mesela burada it ne anlamda kullandım? Dog anlamında. Dog is barking diyebilirdim. They are running together. Run, koşmak. Bak, ing eklerken dikkat et buraya. Run'dan sonra ben burada bir tane daha ne ekledim? Running together. We are studying English. Biz İngilizce çalışıyoruz. You are cooking. Cook, yemek pişirme. Cooking, sen yemek pişiriyorsun. Burada senin dikkat etmen gereken tek şey am is are'da doğru öznede doğru yardımcı fiili kullanmak ve fiile ing eklemek. Başka hiçbir şey yok. Sonra olumsuz cümle. Olumsuz cümlede I am not walking. Sen zaten artık biliyorsun ki benim olumsuzluk vermek için kullandığım edatım not. I am not walking. Ben yürümüyorum. I am not sleeping. Ben uyumuyorum. Burada she is not crying. Burada gördüğünüz gibi is not şeklinde de kullanabilirsin. Ama günlük hayatta konuşurken she is not crying biraz zor. She isn't crying daha kolay. Yani isn't olarak kısaltmak bizim işimize yarıyor. She isn't crying. Sonra he isn't swimming. It isn't barking. They aren't running together. We aren't studying English. Tabii ki bunu yapmıyoruz. Biz bu cümleyi sadece örnek olarak koyduk. Yoksa çalışıyoruz İngilizce değil mi? We aren't studying English. You aren't cooking. Sen yemek pişirmiyorsun. You aren't. Bak burada is not, isn't oldu. Are not, aren't oldu. Dikkat et buna da. Sonra soru cümlesi. Are you walking? Ne yapıyordum? Her soru cümlesinde ben hep aynı şeyi yapıyordum aslında. Burada you are walking'di. Bu cümlenin olumlusuna bak hemen. Bak mesela I am walking ya. Burada tabii ki ben yürüyor muyum diye soramam. Sen yürüyor musun diye soracağım. Burada yardımcı fiili başa alıp özneyi ortaya alıyordum. Tek yaptığım buydu. Dolayısıyla you are walking cümlesini ne yaptım? Are you walking? Sen yürüyor musun? Bak dikkat et yine ing takısı var. Are you sleeping? Sen uyuyor musun? Is she crying? O ağlıyor mu? Is he swimming? Bu cümlelerin orijinallerini de hatırlamaya çalışın lütfen. Nasıldı bu? He is swimming'di. Ben ne yaptım? Is he swimming? Sadece çaprazlama yer değiştirdim. Unutma. Is it barking? O havlıyor mu?
Are they running together? Onlar birlikte koşuyorlar mı? Are we studying English? Biz İngilizce çalışıyor muyuz? Yes, we are studying English. Evet, biz İngilizce çalışıyoruz. Are you cooking? Sen yemek pişiriyor musun? Sonra bu sorulara nasıl cevap vereceğim? Birazın continuous tense'de bir soruya cevap verirken ya gülen yüz olumlu cevap veririz ya da olumsuz cevap veririz. Olumlu cevap verirken sana sorduğu soruya kısaca yes I am. Mesela ne dedim burada? Are you walking? Sen yürüyor musun? Yes I am. Sonra burada dedim ki is he swimming? Yes, he is. Ya da işte is she swimming? Is she crying? Yes, she is. Yes, it is. Yes, they are. Yes koydum, özneni koydum ve am is are'dan hangisi uygunsa. Burada hayır derken de aynı şey. No koydum, öznemi koydum, am is are'ımı koydum ama yanına olumsuzluk anlamı vermek için not ekledim. Tek yaptığım şey bu. Not ekleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra present continuous tense'de kullanılan zaman zarfları var. Şimdi. Neden şimdiki zamanda? Şimdiyi elbette kullanacağım. Şimdi. Just now. Tam şimdi. Yine aynı anlamda. At the moment. Şimdi. Şu anda. At present. Şimdi. Şu anda. Hep aynı anlamda. Şu an anlamı vermek için. Bir örnek okuyalım beraber. Dear Sammy, how are you? I'm writing this letter to tell you how an enjoyable holiday I am having. I'm sitting on the beach, eating an ice cream and drinking my Coke now. John and Tina are swimming in the sea and Brandy is in the park playing with a friend. Carol is listening to the radio and reading her favorite book. We are having a fantastic holiday. We are in a small village in North Wales. Everybody here is very friendly. This is the second tour and we are doing everything we want to do. Swimming, playing games, sleeping, fishing, love, Maria. Şimdi birlikte çevirelim arkadaşlar. Sevgili Semih, nasılsın? I am writing this letter. Yazıyorum. To tell you how an enjoyable holiday I'm having. Ne kadar eğlenceli bir tatilde olduğumu sana anlatmak için yazıyorum. Şimdi hayal edin, bu mektubu yazan sizsiniz. I am sitting on the beach. Oturuyorum beach'te. Eating an ice cream. Dondurmamı yiyorum. Kola mı içiyorum? Yorum burada. Present continuous tense. John ve Tina denizde yüzüyorlar. Brandy arkadaşlarıyla parkta arkadaşıyla oynuyor. Carol radyo dinliyor ve en sevdiği kitabı okuyor. Biz gerçekten fantastik bir holiday. Harika. Güzel bir tatildeyiz. We are in a small village. We are in a small village. Küçük bir köydeyiz. Daha sonra şuradan kalemimizi açalım. Buradaki herkes çok arkadaş canlısı. Bu bizim ikinci turumuz. Ve ne istersek istediğimiz her şeyi yapıyoruz. Örneğin yüzmek, oyun oynamak, uyumak, balık tutmak. Her şeyi yapıyoruz. Sevgiler Maria. Şimdi burada şunu göstermek için aslında bunu koyduk buraya. I am writing. Bak şimdi. Bunun orijinali nasıl? Write. Burada ink alınca hop E gitti. Writing. I am having. Yine aynı şekilde. Have. Hop gitti. Ink. Sitting. Bak bazıları var dedik böyle oluyor. Mesela demin de run örneğini vermiştim. Sit. Sitting. Bak iki tane oldu. Run diyelim hadi. Running. İki tane oldu. Bunları görelim arkadaşlar. Playing. Listening. Doing. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi sizin sıranız. Durdurup burada o elma yiyor demenizi bekliyorum.
Dur, yapmaya çalış. Çok kolay bir cümle. Sonra birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi o elma yiyor. Burada she ile başlayalım. She is burada çünkü she is alırdı. Eat, yemek. Present continuous olduğu için ing ekledim. She is eating elma apple. She is eating apple. O elma yiyor. She is eating apple. Burada yine örnek bir diyalog var. Hi Susan, I'm coming home. Merhaba, selam Susan. Ben eve geliyorum. Coming, burada yine burayı çizelim. Coming home. Okay, the dinner table is ready. Akşam yemeği için sofra hazır. Are you coming with your office friends? Ofis arkadaşlarınla mı geliyorsun? Are you coming? Geliyorsun. No, they are not coming. Bak burada da olumsuz cümle örneğim var. They are not coming. Come, gelmek. Ink geldi. Hop, E gitti. Mike is going to London. Mike laundry'ye gidiyor. And Sam is working at the office now. Ve Sam ofiste çalışıyor. Onlar meşguller. They are busy. Why is Sam working at this time of the day? It's very late. Bu saate kadar neden çalışıyor? Çok geç. Ve yapacak çok işi var. Okay, see you. Bye. Burada yine bizim alacağımız şeyler come, ink, go, ink, coming, going ve bir tane daha var. Working. Devam ediyorum. Şimdi present continuous tense'i anladın. Sıra simple past tense'te. Simple past tense de aynı şekilde çok basit. Geçmişteki olayları anlatmak için kullanıyorum. Yani geçmiş zaman. Türkçe'de bu dı, o geldi, ben gittim. Buradaki dı, duyduğu vermek için bunu söylüyoruz. Geçmişte bitmiş, tamamlanmış olayları ifade ederken kullanıyorum. Örneğin geldi, oynadık, dinlediniz. Yardımcı zaman, zamanda yardımcı fiilim daha doğrusu. Did, yardımcı fiilim did. Ve önemli olan yardımcı fiili öznelere göre değiştirmiyorum. Yani her zaman did kalıyor. İş it için farklı bir şekli yok. Burada şunu yıldız koyalım. Burada biz dedik ki Türkçedeki anlamı did'di ya bunun. Burada da did var burada. Türkçedeki anlamı di. Yani did'in d'sini kaldırınca Türkçedeki anlam oluyor. Did eşittir di. Burada aklında kalsın. Olumsuz şekilde kullanmak istersem de did not şeklinde kullanıyorum. Kısaca bunu da didn't diyorum. Didn't. Şimdi olumlu cümlelerde. Olumlu bir geçmiş zaman cümlesinde fiilin ikinci hali kullanılır. Did yardımcı fiilini kullanmıyorum burada bak. Dikkat et. Bunu kullanmıyorum. Sadece fiilin ikinci halini kullanacağım. İkinci haller nasıl yapılıyordu? Benim fiillerim ikiye ayrılıyorlardı. Regular ve irregular. Regular ve irregular. Eğer benim fiilim regularsa ben sadece buna ed ekliyorum. Mesela örnek yazayım bir tane. Listened. ed ekledikten sonra lütfen listened diye okumayınız. Listened diye okumayınız. Listened. Buradaki bu ed'yi seslendirirken t sesi vermeniz yeterli. Listened. Daha sonra irregular verbs ise bunların bir listesi var. Bu listeyi ne yapman lazım? Ezberlemen lazım. I asked a question. Normalde fiilim ne benim? Ask, soru sormak. I asked. Burada ed ekledim. She cleaned. Temizledi, odasını temizledi. Repair, tamir etmek, onarmak. Repaired. Zaten şunu soruyorsan eğer, hocam iyi güzel de ben hangi fiile ed ekleyeceğim, hangi fiilde tamamen değişecek bilmiyorum diyorsan
şunu bilmen gerekiyor ki o listedeki irregular verbs listesinin past simple sütununu yani ikinci hallerini ezberlediğin zaman onlar dışında karşına çıkan zaten çok az sık kullanılan kelime var, fiil var. Onlar dışında karşına çıkanların hepsine ed ekleyeceksin. Sonra a traffic accident happened yesterday. Happen olmak. Happened. Bir trafik kazası oldu. Bak gördün mü fiile ne hangi anlamı ekledim? Soru sordum. Dum. Temizledi. Tamir etti. Oldu. Dedi. Yani olmuş bitmiş bir olay. Biz present perfect tense'i işlemiştik sizinle. 7. ünitedeydi. Present perfect tense'de neydi? Cam kırıldı. Kırıklar hala yerde. Evet cam önceden kırıldı. Geçmiş bir olay ama hala daha etkisi sürüyordu. O yüzden present perfect kullanıyordum. Ama ne demiştik? Simple past kullanıyorsam demek ki cam kırılmış ama ne zaman kırıldı? 3 sene önce, 5 sene önce, 2 ay önce kırılmış, bitmiş o olay. Hala etkisi yok. Cam kırılmış, sonra yapılmış. Hiç önemli değil. Etkisi sürmüyor. Farkı buydu. Şimdi bu bahsettiğim irregular verbs list. Burada tabii ki de hepsini ezberlemeniz lazım ama senin belki en çok karşına çıkacak buy, bought, catch, caught, eat, ate. Bu çok önemli. Bu kesin çıkacak karşına. Haberin olsun. Hear, heard, learn, learned. Bu arada learn'e ben learned demiştim ya. Burada sadece İngilizce İngilizcesiyle Amerikan İngilizcesi farkı var. Burada ed yerine koyup irregular verbs sayılabiliyor. Dolayısıyla kafan karışmasın. Benim ed eklememin sebebi de buydu. Çünkü bazı metinlerde, LGS'de, örnek sorularda bazen karşına böyle de çıkabilir, bazen karşına böyle de çıkabilir. Dolayısıyla bu ikisini de bil. Hangisini görürsen ona göre yol al. Learn, öğrenmekte öğrendi. Make, made, shake, shoe, sleep, slept, see, saw, say, said, take, took. Aslına bakarsan hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli ama gerçekten ezberlemek sizin sandığınız kadar zor değil. Önce onu belirteyim. Şunu tavsiye edebilirim size. Bu listeyi gerçekten yazarak çalışın. Ne yapabilirsin? Mesela ben nasıl ezberlemiştim? Ben bunu sanırım ilkokul sonunda ezberlemiştim. 5. sınıfta ezberlemiştim sanırım bu listeyi. 5. sınıfta ben ne yaptım? Küçük küçük böyle kare kağıtlar kestim. Bir sayfasına fiilin yalın halini yazdım. Yani present halini. Bir sayfasına past halini yazdım. Ve cebime koydum. Okula gidip gelirken bazen oturup sadece bir saat onlara çalışıyordum. İçinden çekip hangi tarafa çıktıysa. Mesela diyelim ki size fought çıktı. Fought, fight'ın ikinci hali. O zaman ters tarafını tahmin etmeye çalışıyordum. Fought, fight. Fight çıktı. O zaman fought. Sen söylüyorsun. Bakmadan bir önceki kısmını söylemeye çalışıyordum. Gerçekten etkili bir yol. Ama şimdi teknoloji çok gelişti. Dolayısıyla biraz sonra size vereceğim 2-3 tane link var. O linklerde hani şarkı şeklinde getirmişler, rap şarkısı yapmışlar falan. Onlardan bakıp da ezberleyebilirsin. Şarkı şeklinde olduğunda daha çok aklında kalıyor. Mesela işte şarkıda diyor go, go and gone diyor. Shake, shake, shook, shaken. Break, break, broke, broken. Burada üçüncü hallerini de ezberletiyor sana. Bunu sen zaten bilmen gerekiyordu. Neden? Çünkü biz present perfect tense yaptık. Present perfect'te üçüncü hal kullanılıyordu. Ama unuttuysan hem ikinci halini ezberlemek için hem de üçüncü hallerini hatırlamak için iyi bir yol. Sonra olumsuz cümleye bakalım. Olumsuz cümlede olumsuz yapmak için her şeyi hep not ekliyordum zaten. Ben artık bunu biliyorum. Bu sefer not'la did'i birleştireceğim. Kısaca didn't yapacağım. Burada önemli olan bir şey var arkadaşlar. Geçmiş zamanda olumsuz cümle ve ayrıca soru cümlesi de kurarken fiil yalın halde. Yani bu ikinci şeyleri ezberledin ya sen hallerini. Past hallerini ezberledin ya. Onları sadece simple past'ın olumlusunda kullanıyorsun. Olumsuzda kullanmıyorsun. Tamam mı? Sadece olumluda. Dolayısıyla buradan ne diyeceğim? He didn't want
tea. Şimdi ben sizden şunu rica edeceğim. Kafanızda ya da yazarak, hiç fark etmez. Bu olumsuz cümlelerin olumlu hallerini yazmaya çalışın. Ben bir örnek vereceğim burada. Mesela o çay istemedi. İstemek, çay medi burada. İstemedi. O çay istemedi. Şimdi o çay istedi diyelim. He wanted tea. He wanted tea. Siz de diğer cümleleri lütfen kendinizden olumlu hale getirmeye çalışınız. Zor değil, yapabilirsiniz. Kesinlikle zor değil. Devam ediyorum. Bir de soru cümlesi vardı. Geçmiş zaman soru cümlelerini did ile yapıyorum. Did yardımcı fiilinin özneden önce getirilmesiyle bu tür sorulara yes, no soruları deniyor. Ve Türkçedeki mami ile biten sorular cevaplarda yes, no ile başladığından bu ad verilmiş. WH question'larla da sorabiliyorum. Neydi bunlar? Who, what, where, when gibi. Bunlarda da bu WH question'larımı en başa alıyorum. Ve geri kalan aynı oluyor. Mesela did you go? Gittin mi? Did you go? Gittin mi? Where did you go? Nereye gittin? Tek farkı bu. Başına sadece where ekle. Did you go? Gittin mi? Where did you go? Gittin mi? Nereye gittin? Daha sonra örneklere bakalım. Tatilinden keyif aldın mı? Did you enjoy? Bak yalın. Neydi? Sadece olumlu da ikinci hali kullanıyordum. Olumsuz ve soruda yalın halde. Your holiday. Tabii ki burada bu bir soru. Did you write an email? Write. Yazmak. Yalın halde. What did Burak want? Want. İstemek. Yalın halde. Lütfen soru cümlesinde yalın halde kullanınız. Şimdi bir tane play ile örnek tablo var. Burada daha da açık anlayacağınızı düşündüm. Olumlu olumsuz soruyu birlikte gördüğünüzde. Olumlu olduğu zaman I played. Bak played demiyorum. Played. I played. Olumsuz olduğu zaman I didn't play. Dikkat ettim. Burada didn't kullandım. Artı fiilin yalın hali. Yani birinci hali. Sonra did I play? Did you play? Did he play? Did she play? Burada da ne yaptım? Normalde benim sorum you played'ti mesela. Bunu attım. Birinci halini kullanıyorum diye. Çaprazlama yaptım. Did you play oldu. Başına did ekledim sadece. Şimdi bir tane irregular verb örneğimiz var. Find, bulmak. They found the cat. Onlar kediyi buldu. Found. Olumlu olduğu için ben burada fiilin ikinci halini kullandım. They didn't find. Bak burada find. Find oldu. Artık found değil. Did they find? Burada da did'i başa koydum. Anladığınızı düşünüyorum. Kullanılan zaman zarflarına bakalım. Bunlar bizim için iyi ipuçları. Yesterday, dün, last week, geçen hafta, last month, geçen ay, last year, geçen yıl. Last Sunday, geçen pazar, 2 years ago, in 1995, 4 days ago, 3 minutes ago. Bunlar hep bak geçmiş, önceden bitmiş. Şimdi sizin sıranız. Yine lütfen durdurup kendiniz deneyiniz. Daha sonra açıp benimle birlikte yapıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor derken it rained. Simple past olduğu için rained. It rained yesterday. Mesela dün yağmur yağdı. It rained yesterday. Bak yesterday, dün. Bugün değil, bitti. Yesterday, geçti, bitti. Yine bir örnek diyalog var. Hi Harry, did you win the match yesterday? Bak, selam Harry, dün maçı kazandın mı? Kazandınız mı? Yes, we did. How was the game? I don't know. What do you mean? Didn't you play? Actually I didn't. I had. Bak dedim sana, have karşına çıkacak. I had a traffic accident, so I spent. Harcamaktı. Normalde spend. We won the match. Bak burada hop. Ne oldu? We did you win the won oldu. Dedicated the goes to me. Burada adamak. Adamak. Yani burada golleri bana adadılar. Bana ithaf ettiler.
How nice. Well, your team needs you. Get well soon. Geçmiş olsun. Takımın sana ihtiyacı var. Şimdi burada bunu birlikte yapalım. Yani bu bir tık daha zor diğerlerinden. Burada bakalım bu neymiş. Experiment. Patlamaydı. Explosion. Scientist. Bu ne olabilir? Bu biraz zor. Bunu görmediniz. Bionic var ya. Bionics. Bionic. Bu kolay. Oksijen. Burada yer çekimi. Bunlar kelime olarak koymadım başta ama bunlar sizin karşınıza çıkabilecek sorularda görebileceğiniz kelimeler. Gördüğünüz zaman şaşırmamanız, öylece kalıp donmamanız adına bunları koydum. Şimdi devam ediyorum. Bu da fotosentez aslında. Bak, fotosintesis. Fotosintesis. Fotosentez. Burada tıp, ilaç anlamına gelen medicine. Bu laboratuvar demiştim size, uzun hali çıkabilirdi. Laboratory diye yazılıyor. Laboratory. Bu uydu, yine keşfedilen şeylerde karşına çıkabilir. Satellite. Şimdi tekrar edelim. Experiment, deney. Explosion, patlama. Scientist, bilim insanı. Bionics, bionic. Oksijen, oksijen. Gravity, yer çekimi. Bunu yazayım size hadi. Yer çekimi. O güzel yazımla. Fotosintesis, fotosentez. Medicine, tıp ya da ilaç. İlaç olarak karşına daha çok çıkacaktır. Laboratory, laboratuvar. Satellite, uydu. Uydu ama ben bunu bir kez daha size yazmak istiyorum. Satellite. Bu şekilde. Geçtim. Burada sizden istediğim bu kelimeleri ya present continuous tense ya past tense'e göre doldurmanız. We are testing the new product on animals now. The engineers ne yaptılar? Megatix adı verilen bir design ettiler. Designed. Hop de gitti. Designed. Hoffman ne yapmış? Drug. Drug aspirini ne yapmış olabilir? Keşfetmiş olabilir. Discovered. Hatırla. Discover, discovery, discoverer. Bunu yapmıştık. In physics lesson, we can ne yapabiliriz? Burada bak, present hali. Sakın bir şey ekleme. We can explore the inside of an atom. The scientist invented. 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 Şimdi burada bir okuma metnim var. Many years ago, sailors put their dirty clothes in a bag, dropped the bag into the sea, and pulled it along the water. Birçok yıl önce, gemiciler, denizciler kirli kıyafetlerini bir çantaya koydular, bunu suyun içine bıraktılar ve deniz boyunca çektiler. But nowadays, ama günümüzde, washing machines make life easier for women. Kadınlar için çamaşır makineleri hayatı daha kolaylaştırıyor. Şurada bir şey hatırlatmak istiyorum size. Easier. Bu konuyu da iki önceki ünitede işlemiştik. Comparative, superlative. Comparative. Ne yapıyordum? Comparative yaparken er ekliyordum. Eğer y ile bitiyorsa y düşüyordu. Burada i er ekliyordum bu sefer. Y'nin yerine i koymuş oluyordum. Normalde mesela young olsaydı younger olacaktı. Ya da daha 3 ya da daha fazla heceli olan sıfatlarında da
Mesela expensive, more expensive. Comparative yaparken more ekliyordum. Buradaki bu bütün hepsi ne anlamı katıyordu bana? Daha. Daha da kolaylaştırdı diyor. But it has developed a lot since the first washing machine. Since present perfect'te görmüştüm. Den beri demek. Den beri. Ama ilk çamaşır makinesinden beri çok gelişti o. İlk birinciler, ilk olanlar were like huge buckets. Huge burada dev anlamında. Dev kovalar. People used something called a dolly to move the clothes around. İnsanlar dolly adı verdikleri, dolly adını vermişler buna. Daha sonra it was made of wood. Ahşaptan yapılıyormuş. Had four fingers at the bottom. Burada finger parmak anlamında değil. Yani ibre anlamında da kullanılabiliyor. İbre, parmak. Later models, daha sonraki modeller also had a ringer. Burada ne anlamında? Ringer, mengene. Mengene ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Mengene bu çamaşır makinesinde sıkmak için kullanılan çamaşır mengenesi. Sıkmak için. Nerede kaldık? Evet. Sonraki modeller bir mengeneye sahipti ama bu mengeneler her zaman çok güvenli değildi. 1930'ların sonunda ilk full otomatik makine kullanımdaydı. 1960'lardan sonra, 1960'ların sonunda bu makineler were cheaper. Cheap, ucuz. Comparative yaptım. Daha ucuz. Cheaper. Satın almak için daha ucuzdu. Today people can wash their clothes by pressing a few buttons. Isn't it easy? Bugün insanlar artık birkaç tuşa basarak çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Kolay değil mi? Şimdi dolly is an equipment that moves the clothes. Bakalım that moves the clothes around. Doğru. True. Daha sonra washing machines were not expensive. Cheap demiştik. Cheap ne demek? Were not expensive. Yani aren't expensive. Pahalı olmayan demek. Evet, aynı anlamda. True. The wringers were dangerous. Evet, her zaman safe değil demiştik burada. True. Washing machines has always been difficult. Hayır, bununla ilgili bana bir bilgi vermedi. Her zaman zor olduğundan bahsetmedi. False. Washing clothes has always been difficult. Yani bunun bir makinesi var. Her zaman zor değil burada. Today the washing machines are the same as the first one. Hayır, ilk olanlar nasıldı? Hop, huge buckets. Dolayısıyla bu da yanlış. Şimdi burada eşleştirme yapacağız. Research ne demek arkadaşlar? Araştırmak demek. Bunlardan hangisi? Yine dur kendini yap, sonra birlikte yapalım. Research araştırmaktı. Study something a lot. Bir şey üzerine çalışmak. Invent. Make something new that nobody has made before. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak, bulmak. Test. Bir şeyi test etmek. Use or check. Something to see if it works. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Sonra design. Design'da bir plan planlamak ya da bir çizim yapmak. Yapacağın ya da inşa edeceğin şeyi. Ve discover kaldı. Discover'da learn something that you didn't know. Keşfetmekte. Bilmediğin bir şeyi keşfetmek. Şimdi buradaki test çok kolay. Çünkü burada cevap sadece tek bir tanesi olabiliyor zaten. Senin kafana karışacak hiçbir şey yok. What are the scientists exploring? Bilim insanları neyin üzerinde şey yapıyorlar? Neyi araştırıyorlar? The space mi daha mantıklı olur? Bu iyi bir fikir daha mantıklı olur? Tabii ki uzayı. Do you know who discovered penicillin? Sorun değil. Ben hastayı muayene ederim, bakarım. Olur mu? Hiç olmaz. Tabii ki Alexander Fleming. What do you do in science classes? Biz science classeslarda, fen dersinde, fen bilimleri dersinde ne yapıyoruz? Element mi çalışıyoruz? Diğer ülkelere mi travel seyahat ediyoruz? Element çalışıyoruz. What did Wilhelm Röntgen discover? X-ray'leri. Miranda decided to study medicine because she interested in, burada önemliydi. Biz ilk quizimizde bunu çalışmıştık. İlgili olmak, bir şeyle ilgili olmak. İlgili olmak. Şimdi building bridge, köprü inşa etmek istediği için mi tıp okudu? Yoksa
wanted to invent new drugs, ilaçlar. Hasta insanlar için yeni ilaçlar icat etmek istediği için mi? Tabii ki de invent. Şimdi bu videonun adını burada yazıyor bak. Ne yapıyorsun? YouTube'a yazıyorsun. Oturuyorsun 10 dakika bunu seyrediyorsun. Bu senin birinci ödevin, tamam mı? Seyrettin. Orada kullanımlarını göreceksin. Altyazıları da var. Çok güzel bir video. Daha sonra bu iki videoyu da izle. Hangisi senin hoşuna giderse irregular verbs'e çalışmak için lütfen onu kullan. Yine adını bunu yazarak bulabilirsin. Bunda da bunu yazarak bulabilirsin. Tebrikler, 9. üniteyi de bitirdin. Kaldı bir ünitemiz. Her gün bir saat İngilizce çalışıyorduk zaten biz. Değil mi? Şimdi yine 7 günlük bir harika bir program hazırladım sizin için. Birinci gün ne yapıyorum? Ünitenin kelimelerini ezberliyorum. En başta vermiştim ya kelimeleri. O kelimeleri ezberliyorum. Daha sonra konu anlatım kitabında sayfa 166-167 yapıyorum. İkinci gün 168'i okuyorum. 169-170-171 yapıyorum. Üçüncü gün 172'yi okuyorum. 173-174-175'i yapıyorum. Konu anlatım kitabım burada bitiyor. 3 günde 9. üniteyi bitiriyorsun. 4. gün tabii ki bizim bir kelime listesi yaptığımız defterimiz var. Bu kelime listesini deftere geçiriyorsun. Yine Türkçelerini yazmadan sadece geçiriyorsun. Türkçelerini kendin yazıyorsun. Yazamadıklarını çalışıp tekrardan kendi başına yazmaya çalışıyorsun. Sonra soru bankası 9. üniteye geçiyorsun. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153. Son olarak 7. gün 154, 155, 156, 157'yi yapıp bitiriyorsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Umarım size de kolay gelir. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.